Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, yine bir hadis sohbetleri programında İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz hadis en son 8 nolu hadise gelmiştik. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري'den رضي الله عنه الله kendisinden razı olsun. قال dedi ki سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu عن الرجل bir adam hakkında يقاتل شجاعة şecaat için savaşıyor. Yani kahraman denilsin diye, kahraman bilinsin diye, bu yönünü göstermek üzere. Yukatilu şecaaten, şecaat için, kahramanlık için savaşan bir adamı sordular. Ve yukatilu hamiyeten, yine bir adam da düşünün ki o da hamiyet için savaşıyor. Yani kendi kabilesi için, kabilesinin namına, onun adına, bütün düşüncesi kabilesi üzerine kurulu. Bu hamiyeti, düşüncesi ve onu savaşa yola çıkaran neden? Çünkü biz konuyu niyet açısından ele alıyoruz ve İmam Nevevi bu hadisi buraya seçerken yapılan iş aynı. Allah yolunda savaşmak, dışa bakan yüzüyle böyle ama kişi niyetini farklı içinde yaşıyorsa, kendi içinde ben öyle savaşayım ki ben kahraman olayım. İnsanlar benim kahramanlığımı, cesaretimi konuşsunlar. Esas olarak içindeki büyüttüğü niyet böyle. Yahut ben kendi kabilem, kendi insanlarım adına savaşmalıyım. Gerekçesi insanlarını öne çıkaran böyle kabile temelli bir niyet almış. وَيُقَاتِلُ رِيَاً Bir de şu adamı sordular. Bir adam da düşünün ki riya için savaşıyor. Yani gösteriş için savaşıyor. İnsanlar savaşa giderken evde kalmaktan utandığı için hani pazarda görsünler misali, dostlar pazarda görsün misali, o da ordunun içerisine katılmış, görüntüyü kurtarıyor. Etrafına ben de varım bu işte misali, o da böyle bir niyetle bu savaşın içerisinde. Sordular ki eyyü zâlike fî sebîlillâhi, bunlardan hangisi Allah Azze ve Celle'nin yolundadır? Fekâle Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men qâtele, bir kimse savaşırsa litekûne kelimetullâhi hiyel ulyâ, Allah'ın kelimesi, Allah'ın sözü, hiyel ulya, o en üstün olsun diye. Allah'ın sözünü yüceltmek için kim savaşırsa fehuve fi sabilillahi, odur Allah yolunda olan. Bunun dışındaki herhangi bir düşünce, herhangi bir niyeti Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem doğru saymadı, yerinde saymadı. Onların verdiği yanlış misallerden bağımsız doğrusunu onlara öğretti. Dedi ki bir kimsenin Allah yolunda savaşmasındaki temel niyet Allah Azze ve Celle'nin alemi yaratmış ve alemi yaşatmakta olan Cenab-ı Hakk'ın buyruklarının onun olurları, olmazları, onun emirleri, yasakları, Allah Azze ve Celle'nin sözü en üstün olsun diye. Bu uğurda bir kimse savaşıyorsa, buna kısaca ilahi kelimetullah dediğimiz, ecdadımızın uğrunda nice savaşlara girdiği, küffarın her türlü zulmüne göğüs gererken,
hakkı savunmak, hakkı tutup kaldırmak için savaştığı ve iki kelimeyle özetlediğimiz savaşın Allah Azze ve Celle uğrunda olmasının temelini teşkil eden yaklaşım bu. Bu da bir nebevi hadisten temelini alıyor. Men katale litekune kelimetullahi hiyel ulya. Dolayısıyla bir kimse savaşırken bu niyeti, bu düşünceyi esas almalı. Ben savaşıyorum ki bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bu temel üzere bu şehadetler hep üstün kalsın diye yegane yaratıcı Allah Azze ve Celle'nin hayatı bize bahşeden ve hayatı onun adına ona saygı duyarak yaşadığımız bir zemini korumak, buraya herhangi bir yabancının bu mabede elini uzatmasını engellemek düşüncesiyle bir kimse savaşıyor ise o zaman Allah yolunda demektir. Ama bu düşünce dışında başka bir beklentiyle savaşıyorsa, işin içerisine riya girerse, işin içerisine kabilecilik girerse, kendi çevresini, kendi ortamını, kendi ırkını ve benzeri bunları yüceltmek pahasına, riya için, kahramanlık için bir kimse savaşırsa, bunların hepsini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğru bulmadı. Bu bakımdan niyet, Allah Azze ve Celle'nin kelimesini, onun sözünü üstün tutmak, onun sözünü yüceltmek için olmalı. Ancak bu şekilde olursa فَهُوَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ, o Allah yolunda demektir. Bu hadis muttefakun aleyh bir hadis. Hem İmam Buhari'nin sahihinde var, hem İmam Müslim'in sahihinde var. Benzer bir ifade daha önce konu ettiğimiz bir hadiste de bir kimse Allah yolunda savaşmış ve öldürülmüş. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirildiğinde Allah Azze ve Celle ona sordu. O da dedi ki senin yolunda savaşıp uğrunda şehit düştüm. Allah Azze ve Celle reddetti bunu. Senin niyetin bu değildi. İnsanlar kahraman desinler diye savaştın. وَقَدْ قِيلَ. Bu da senin hakkında zaten söylendi. Yani sana kahraman dediler ardından. Sonra o kişiyi Cenab-ı Hak emretti. Sürüklenerek cehenneme doğru götürüldü. O bakımdan bu rivayetler amel görünürde ne kadar üstün bir amel olursa olsun, ki en üstünü bunun Allah Azze ve Celle uğrunda görünürde, yani dışarıdan baktığınızda ölmek, müminlerin arasında, müminlerin safında katledilmek, doğru yerde, doğru istikamette savaşırken ölmek. Ama niyet dediğimiz şey o kadar esaslı, o kadar önemli bir şey ki, eğer o kişinin kendi, yani ferdi, kişisel niyeti bulunduğu ortama, bulunduğu safa, bulunduğu çevreye uygun değil ise onu oradan ayıklıyor. Müminlerin arasında, sahabenin arasında bile olsa, ki bunlardan bir tanesini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ateştedir dedi. Şaşırdılar, bu kadar şecaatli savaşan, bu kadar cesaretle savaşan, kendisi düşmanların arasına bu kadar atılan bir kimse nasıl olur diye. O bakımdan niyet dediğimiz hadisenin bir fiili, bir davranışı, o davranış en üstün bir davranış da olsa Allah yolunda canını ortaya koyup neticede ölmek dediğimiz şey. Bu bile samimiyetsizce yapılabilir mi? Bu bile ihlassız yapılabilir mi dediğimizde cevabı görüyoruz. Evet, en iyi amel olabilir ama bu amel eğer uygun bir niyet, temiz bir niyet Allah için değilse, o zaman Allah Azze ve Celle amelin büyüklüğü hatırına kişinin amelini kabul etmez. Çünkü ameller niyetler iledir. İnnemel amelu bin niyet. Bu bakımdan baktığımız zaman niyet temeldir. Niyet varsa üzerine salih amel kurulabilir. Eğer niyet yoksa dışarıdan baktığımızda görünen nice salih amellerin hepsi boşa çıkabilir. Bundan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Dolayısıyla dışarıdan görüntüsüyle namazında, niyazında, her türlü Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ibadetleri yapan, hatta onun uğrunda savaşıp hatta ölen bir kimsenin dahi teorik olarak baktığımızda eğer niyeti sağlıklı değil ise bunların hepsinin boşa çıkma ihtimali var.
bundan daha güçlü, bundan daha vurgulu bir şekilde niyetin altı kalın kalın çizilemezdi. Demek ki amel ne olursa olsun, niyet varsa amel vardır, niyet yoksa amelin hiçbir anlamı kalmaz. Bundan önce konuştuk ve yine işaret ettik ki amel olduğu halde niyet yoksa her şey boşa çıkıyor. Halbuki niyet varsa ama amel yoksa, amel gerçekleşmemişse herhangi bir sebeple, niyet yoluna devam ediyor ve Allah Azze ve Celle katındaki karşılığını buluyor. Niyet bu kadar esaslı ve önemli bir konudur. Diyanet radyolarının kıymetli dinleyicileri, bugün de hadis sohbetleri dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, yine bir hadis sohbetleri programında İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Sıradaki hadisimiz 9 nolu hadis ve an Ebi Bakrata. Ebu Bekre'den bu kez hadisimiz Nufey'a ibn el-Harithi, Nufey'a bin el-Haris el-Sakafi radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kâle, dedi ki, İzel tekal muslimani, iki Müslüman karşılaşsa. Bu karşılaşma dediğimiz tesadüfen bir karşılaşma değil, karşı karşıya gelme. Yani birbirleriyle savaşacak, birbirleriyle bu anlamda mücadele edecek. Biseyfihima, kılıçlarıyla. Ama ikisi de Müslüman. Allah'ın Resulü bu girişten sonra dedi ki fel katilu vel maktulu finnari. Katil de, maktul de, her ikisi de ateştedir. Eğer iki Müslüman birbirleriyle savaşacak şekilde karşı karşıya geliyorlarsa, o zaman bilinmeli ki hangisi diğerini öldürürse öldürsün, öldürülen de ateştedir, öldüren de ateştedir. Şaşırtıcı. Kultu, dedim ki ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, hâzel katilu, bu katili anladık. Femâ bâlul maktûli, peki maktulün vebali nedir? Maktulün suçu nedir? Katili anladık. O arkadaşını katletti. Müslüman bir kimseyi katletti. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir mümini kasten öldüren bir kimsenin cezası ebediyen cehennemdir. Bunu anladık, bunu biliyoruz zaten. Ama maktulü anlayamadık dediler. Anlayamadıklarında, oturtamadıklarında soruyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki anlayarak yol alabilirler. Resulullah onları basiret üzere çağırıyor. Çağırdığında hakka, hidayete. O bakımdan anlama süreçleri açık ve herhangi bir istifham olduğunda da buna dair sorular yöneltebiliyorlardı. İşte burada hemen akabinde sorduklarını görüyoruz. O bakımdan rivayetlerde dikkat edilirse, hani bugün tabiriyle söylersek etkileşimli veya dinamik bir ortam var. Anlamayan anlamadığını ifade edip istifhamını açıklıkla Resulullah'a yöneltebiliyor ki öğrensin, mumteriğinden olmasın. Yani
şek ve şüphe üzere yaşayan, içinde nice sorular ve sorunlar olduğu halde bunları açığa vurmaktan, bunlara ilişkin soru sormaktan imtina etmek. Bu artık o şeklerle, şüphelerle iç içe yaşamak, onları kalıcı kılmak gibi Allah Azze ve Celle bundan nehyetti. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ Aksine bundan çıkmak, soru sormak. وَاِنْ كُنْتَ فِي شَكِّنْ Bir şek oluştuysa, hatta مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ Sana indirdiklerimiz hakkında, bu konuda da olabilir. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetleri hakkında. O zaman Cenab-ı Hak dedi ki fes'el, sor. Dolayısıyla soruyorlardı. Başta annelerimizden Hazreti Peygamber'in yakınındakiler, diğerleri, ensarın kadınları sorup ister amele dair, ister itikada dair soruları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yöneltebiliyorlardı. O yüzden biz rivayetleri okuduğumuzda Resulullah ve onlar arasındaki bu etkileşimi görüyoruz ve yadırgamıyoruz. Çünkü Resulullah çağrısını baştan ben sizi çağırıyorum ama körü körüne değil. Hâzihi sabîlî, bu benim yolum. Ed'û ilallâhi, Allah'a çağırıyorum. Ama nasıl? Alâ basîretin, basiret üzere, anlayarak, dinleyerek. O yüzden sordular anladıklarını, bunu anladık dediler. Anlamadıklarına da bunu anlayamadık. Bunun durumu neden öyle oldu? Hâzel katilu, bu katil tamam. Femâ bâlul maktûli, peki maktulün vebali nedir? Onun suçu nedir? Kâle, buyurdu ki Allah'ın Resulü, işte burada konumuzla ilgili kısmı devreye giriyor. Niyet dediğimiz. Dedi ki innehu kâne harîsan, o son derece hırslıydı. Yani öldürülmüş olan. Alâ katli sahibihi, o da arkadaşını öldürmek üzere hırslıydı. Bu ikisi tutuştu. Birbirini katletmek için kılıçlarıyla vuruştu. Her ikisindeki niyet de o esnada aynı. Diğerini katletmek. Niyet gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Niyete dayalı olarak teşebbüs var mı ortada? Yani niyet artı adım atmak, teşebbüs etmek. Kesp olabilmesi için, yani وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا Ahireti murad etmiş ve gerekli çabasını da ortaya koymuş. Oradaki ikili ifadeyi görüyoruz. Niyet artı teşebbüs, fiilen onu gerçekleştirmek için kişinin harekete geçmesi. Bu sahneye baktığımızda bu iki kişi birbiriyle savaşıyorlar. Her ikisi birbirine öldürücü darbeleri indiriyorlar. Bunlardan bir tanesi muvaffak oluyor, diğeri muvaffak olmuyor. Birisi eylemini tamamlıyor, sonuçlandırıyor, yani katlini gerçekleştiriyor. Diğeri ise o da aynı azimdeydi, aynı niyet ve aynı teşebbüsteydi. Fakat o gerçekleştiremedi, istemi dışında bir sebeple gücü yetmedi. Ötekinin gücü daha baskın geldi. Allah Azze ve Celle takdiri böyle sonuçlandırdı. Baktığımız zaman Allah'ın Resulü her ikisi için de sonucu aynı, aynı akıbeti ifade etti. Dedi ki فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ Katil de ateştedir, maktul de ateştedir. Neye bakarak bunu söylüyor? Diyor ki her ikisinin de niyeti aynı. O zaman nereye dönüyoruz? اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göredir, ameller niyetler ile sonuçlanır. Niyet neyse ona göre rengini alır. Burada her ikisinin de niyeti Müslüman arkadaşını, Müslüman kardeşini katletmek idi. Niyet bakımından aralarında hiçbir fark yok. Niyetin üzerine kurdukları çaba ve gayret de her ikisinde aynı. Dolayısıyla da her ikisinin de akıbeti aynı. Kâle, Hazreti Peygamber buyurdu ki onların sorusu üzerine innehu kâne harîsan alâ katli sahibihi. O da arkadaşını öldürmek için son derece hırslıydı. O bakımdan ikisi arasında bir fark yok. İkisi de ateştedir. Bu okuduğumuz rivayette muttefakun aleyh bir rivayet, yani hem İmam Buhari'nin sahihinde var hem İmam Müslim'in sahihinde var. Bunları neden ifade ediyor İmam Nevevi? Çünkü hadis ilmi malum isnat ile kaim, yani Resulullah'a o sözü nispet eden aradaki isnadın, aradaki
ravilerin rivayetinin sonucu ve buna bağlı olarak da hadisin kıymeti, Resulullah'a ait olma ihtimali bize aktaran kimselerin nedenli sıka ve güvenilir olduklarına bağlı olarak hadis ilminde derece derece karşılık buluyor. Bunlar içerisinde en iyilerini seçmek üzere girişimde bulunmuş olan İmam Buhari'nin sahihi son derece başarılı bulunmuş hadis münekkitleri tarafından. Yine aynı şekilde İmam Müslim'in sahihi, yani sahih hadisleri kitabına almak bakımından son derece başarılı bulunmuş bu iki eser. Bir hadis her ikisinde de varsa o zaman bu hadisi hadis alimleri birinci dereceden en iyi hadis olarak görüyorlar ve onun adını ona böyle tabiri caizse bir isim vermişler diyelim. Böyle bir, bağışlayın ifademi, marka değeri var. Hadis ilminde bu çok iyi bilinir. Muttefakun aleyh, yani üzerine ittifak edilmiş. Hem Müslim'in hem İmam Buhari'nin sahihinde var demek ve birinci dereceden en iyi sahih hadisler kategorisi. Daha aşağı doğru inilebilir. Bir sonraki adında İmam Buhari'nin sahihinde olup İmam Müslim'in sahihinde olmayan kategori. Bu da ikinci dereceden sahih hadisler diyebiliriz. Deminkinin altında yer alır bunların sıhhati. Daha aşağıda İmam Müslim'in sahihinde olup İmam Buhari'nin sahihinde olmayanlar, böyle aşağı doğru derecelenerek gider. Dolayısıyla bir hadisin sonunda muttefakun aleyh ifadesini gördüğümüzde o zaman bu hadis sıhhati bakımından hadis ilmi içerisindeki ölçütlere uyması bakımından çok iyi bir konumda demektir. Diyanet radyolarının kıymetli dinleyicileri, bugün de hadis sohbetleri dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, yine bir hadis sohbetleri programında İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Sıradaki hadisimiz وَعَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ 10 numaralı hadis, Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. قَالَ dedi ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, صَلَاتُ الرَّجُلِ bir kimsenin namazı, bir adamın namazı, fi cemaatin cemaatteki namazı, yani cemaatle birlikte kıldığı namaz, tezidu ala salatihi, daha fazla kıymette, daha fazla değerdedir, ala salatihi fi suqihi, çarşıda kıldığı namazından. Adam aynı adam. Namazını cemaatte kıldığında, camide, derecesi daha üstün oluyor. O kıldığı namazın kıymeti, fazileti, derecesi. Ama onu çarşıda tek başına kıldığında, yani ticarethanesinden ayrılmamış, oracıkta kılmış, bu iki namaz arasında kılanı aynı olduğu halde fazilet bakımından üstünlük var. Camide kıldığı, cemaatle kıldığı daha zaittir, daha fazladır. Ayrıca ve beytihi demiş Hazreti Peygamber. Sadece ticarethanesinde, pazarında kıldığı namaz değil,
Evinde kıldığı namaz da yine geri kalır. O da yine cemaatle kıldığı namaz gibi değildir. Çünkü bu namazları o tek başına kılıyor. Münferiden kılıyor. Evinde kılsa, çarşıda, ticarethanesinde kılsa. Peki cemaatle kıldığı namaz ne kadar bir üstünlük sağlar? Kaç katı daha üstündür yahut? Buyurdu ki, bid'an ve işrine derece. 20 küsür derece daha fazladır derecesi. Yani 2 katı değil, 3 katı değil, 4 katı değil. Kıldığınız aynı namaz. Ama bu namazı camiden geçirirseniz, hani şöyle bir oyun var, kelime oyunu. Aynı kelimeyi ama eğer o kelimeyi böyle belli katsayılı haneler var. K3, K6 her neyse. Oradan geçirdiğinizde size daha çok karşılık veriyor. Puan anlamında. İbadet aynı ibadet. Kılan kimse aynı kimse. Ama bunu cemaatle camide kıldığı zaman Allah Azze ve Celle katındaki karşılığı kat be kat fazla. Ama tek başına yahut evinde veya ticarethanesinde kıldığı vakit derecesi çok az. Deminkine nispetle 27'de bir veya buradaki ifadesiyle 20 küsürde bir kadar az kalır. Bu ifade bize namaz dediğimiz ibadetin aslında diğer müminlerle beraber cemaatle kılınan bir ibadet olduğunu ve faziletinin de buna bağlı olarak nedenli çok olduğunu vurgulaması bakımından çok iyi bir sayısal karşılık içeriyor. Çünkü insanlar sayısal karşılıkları hele para üzerinden çok iyi bilirler. 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı. Resulullah da bu sayısal ifadeyi kullanmış ki anlasınlar aradaki fark ne kadar birbirinden arası açık bir biçimde gerçekleşiyor. Biri camiye giderek kılarak 27 kat fazla veya 20 küsür kat fazla sevap alırken diğeri kendi başına kılarak sadece bir puan alıyor veya sadece bir derece fazilet alıyor. Buyurdu ki Allah'ın Resulü ama bu şu anlama gelmiyor. Aynı hadis bize o kişinin çarşıda kıldığı namazının da namaz olduğunu, evinde kıldığı namazının da namaz olduğunu, namaz olması bakımından geçerliliği açısından bir eksiği, bir eksiği, kusuru olmadığını gösteriyor. Ama fazileti, karşılığı Allah katındaki üstünlüğü açısından bakarsanız arada 20 küsür kat fark var. Şöyle düşünün, tek katlı bir bina düşünün. Bir de 20 küsür katlı bir bina düşünün. İkisini yan yana bir tahayyül edin. Biri diğerinin yanında ne kadar basit, ne kadar küçük kalır. 20 küsür katlı bina demek bir gökdelen demek. Tek katlı bir bina. وَذَٰلِكَ Devamla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki وَذَٰلِكَ O da şöyle olur. Yani kişinin cemaatle kıldığı namazı şimdi Allah'ın Resulü açıyor. وَذَٰلِكَ O da şöyle ki اَنَّ اَحَدَهُمْ Onlardan biri yani Müslümanlardan biri اِذَا تَوَضَّعَ Abdest aldığında فَاَحْسَنَ الْوُضُوءَ Abdestini güzelce alır. Yani yalan yanlış değil, eksik değil. Tertibine dikkat eder, sırasına dikkat eder. Güzelce yıkar, güzel bir abdest alır. فَاَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ اَتَ الْمَسْجِدَ Sonra mescide gelir. La yuridu illa salata. Namazdan gayrı bir muradı yok. İşte hadisin burada yer almasının sebebi bu. Niyetle alakalı tarafı bu çünkü. Buyurdu ki abdestini almış. Mescide geliyor. O esnada onu abdestini aldırtan ve mescide yönelten sebep ne diye şöyle emarını çektiğimizde o kişinin Allah'ın Resulü dedi ki La yuridu illa salata Namazdan gayrı bir muradı yok. Böyle olmalı. Bu ne demek? Bunu şöyle ifade edebilirdi Allah'ın Resulü. Namaz kılmak için mescide geliyor. Böyle demesiyle böyle demesi arasında ne fark var? Biri nefy ediyor. Yani namazdan gayrı bir muradı yok. Bu yaptığı abdest alarak ve camiye doğru ilerlerken tek gayesi
namaz. Öyle olsun istiyor. O bakımdan daha önce de konuştuk. Niyet ama nasıl dediğimizde tertemiz, pak. Allah için olan niyetin yanına bir şeylerin eklenmesini, onunla eşleştirilmesini, ilave dediğimiz bir şeylerin ona ilave edilmesini Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Söz gelimi bir miktar riya ilave edilse, orada birileri vardır, onlar da beni namazda görsünler, namaza gitmezsem namaz kılmıyor denilir. Bunun etkisiyle gitse, orada kendisinden ticaret umduğu, orada kendisinden bir itibar beklediği birileri veya başka sebepler dolayısıyla, normalde o diğer sebepler olmasa camiye gideceği yok. Bunu kişi en iyi kendisi bilir. O zaman muharrik güç, harekete geçiren etken başka bir etken demektir. Ama yok, normalde namazını her halükarda kılıyor ama oradan bir de çıkışta ekmek alacak. Ya da çıkışta oraya yakın biriyle buluşmaya gidecek. Bu onun namazıyla, ibadetiyle ilişkili bir durum değil. Ama o diğer husus olmasaydı camiye gitmezdi diyebilirsek, ki bunu ancak bir kişinin kendisi diyebilir. Niyet dediğimiz hususu şu okuduğumuz bütün hadisler üzerinden konuşursak, hiçbir zaman Allah'ın Resulü alın size niyet ölçütü ve insanları bunun üzerinden tartın diye bize öğretmedi. Niyet bireysel bir işlemdir, kişinin içinde gerçekleşir ve bu ölçütlerin tamamını Allah'ın Resulü bize kendi niyetimizi ıslah edebilelim diye öğretti. Dolayısıyla öğrendiklerimizle kendimizde bir karşılık bulmak, öğrendiklerimizi kendimizde tatbik etmek için öğreniyoruz. Özellikle niyet konusu. Yoksa adam öyle yapıyor ama niyeti şöyledir diyerek insanların yaptıkları işleri değersizleştirmek, başka niyetlerin olduğunu ifade edip, olabileceğini ifade edip kıymetsizleştirmek, yahut burada namaz kılıyor ama başka da şöyle kötü işleri var gibisinden onun niyetine taalluk edecek şekilde, niyetini, hani niyet okuma dedikleri var ya, niyetini okuyacak şekilde bir yargıda bulunmak, bu bizim haddimize değil. Allah'ın kullarını Allah Azze ve Celle yargılayacak. Çünkü Allah Allamul Guyub, bütün gayba dair olan her şeyi bilendir. Ve özellikle insanın içini, içteki en derin gizli düşünce hesaplarını bilen Allah Azze ve Celle'dir. Muhasebe de O'nundur. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ De ki Allah'ım, mülkün sahibi sensin. اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ Kulların arasında hükmü sen vereceksin. Hükmü Allah Azze ve Celle verecek. Çünkü her şeyi bilen O. En doğru hükmü verecek de O'dur. O bakımdan niyet gibi bizim dışarıdan kestirmemiz mümkün olmayan bir şey üzerinden, hele hele namaz kılan, iyi şeyler yapmaya çalışan insanların kadru kıymetini değersizleştirmeye kalkışmak, hele hele onların başkaca kusurları üzerinden bunu yapmaya çalışmak, ki hiç kimse kusursuz değil, eğer yapılacak iyi bir işi başkaca hiçbir kusur işlememe kaydına bağlarsak, o zaman hiç kimse hiçbir iyi davranışı gerçekleştiremiyor demektir. Yahut insanların yaptığı hiçbir iyi davranışa iyi diyemeyiz artık. Çünkü başkaca şu 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 kusurları var. Kusursuz olmak böyle bir şey teorik olarak mümkün değil. Allah'ın Resulü buyurdu ki, لَوْ لَا تَذْنِبُونَ أَنْتُمْ Sizler günah işlemeyecek olsaydınız, yani kusursuzluğu başarabilecek olsaydınız, لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَأَتَى بِقَوْمٍ آخَرِينَ Allah sizleri giderir, başka bir kavim getirirdi. Yani o kadar. O kadar siz kusurla, günahla iç içe olma ihtimali üzeresiniz. Allah Azze ve Celle'ye karşı kul düşe kalka yol alır. Yol aldıkça kendisini iyileştirmeye, kötülükleri azaltmaya, iyilikleri çoğaltmaya doğru yol alıyorsa, iyileştiriyorsa durumunu, ahvalini,
geleceğini, bu iyi bir kimse demektir. Bu iman etmiş ve salih ameller üzere devam ediyor. Çevresinden de bu anlamda iyi destek alıyor. Kendisi çevresine bu anlamda hakkı tavsiye ediyor. İyi destekte bulunuyor. Birbirimizi niçin desteklemeye? İllellezine amenu ve amilussalihati, iman edip salih amellerde bulunanlar dedikten hemen sonra Cenab-ı Hak otavasav bil hakki, hakkı birbirlerine tavsiye edenler, otavasav bis sabri, sabrı birbirine tavsiye edenler. Dolayısıyla daha iyi olabilmek için iman ve salih amel üzerinden yol almaya çalışıyoruz. Allah Azze ve Celle'den kusurlarımızı, günahlarımızı bağışlamasını diliyoruz. Gerçeğimiz, hakikat o ki bu. O bakımdan namaz kılıyor ama şöyle de bir kusuru var diyerek insanların namazını değersizleştiremeyiz. Tam tersi, namaz kılması güzel, şu kusurun da keşke olmasa diye bunu da onunla özelde, eğer ona iyilik yapmak istiyorsak, konuşarak birebir, çünkü onun da bize söyleyeceği bizim kusurlarımız olabilir. Müminler kendi kardeşlikleri içerisinde özel ortamlarda birbirlerini küçük düşürmeden bu süreci ilerletirler. Cenab-ı Hak bu necvayı tarif ederken birebir konuşmaları, ancak وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى, bir ve takva üzere Allah Azze ve Celle müminlerin özelde konuşmalarını meşru saydı. Yoksa bir ve takva, yani iyilik ve birbirine takvayı öğütleme dışında bir bağlamda insanların üçer beşer gizli konuşmaları hoş görülmedi. Bu bakımdan müminlerin birbirlerine destek olduğu ve hepimizin kusurlarının az ya da çok bulunduğu gerçeğini kabul ederek yol alıyoruz. Dolayısıyla da ne insanların niyetleri üzerinden ne de insanların kusurları üzerinden var olan iyi ve güzel davranışlarını yargılamak ve bunları küçük düşünmeye kalkışmak bizim haddimize olan bir şey değil. Buradaki ifadeler, ayetlerde geçen ifadeler, bunların hepsi ferdin kendisine, bireyin doğrudan kendisine yarasın, o bunları başta kendisi kullansın ve değerlendirsin diye var. Yoksa bunu eline alıp başkalarını ölçsün, biçsin, onları yargılasın diye değil. Özellikle niyet bahsi söz konusu olunca Allah Azze ve Celle'den hem kendi niyetimizi hem de müminlerin niyetlerini şeytan dediğimiz o amansız düşmana karşı muhafaza etmesi hususunda Cenab-ı Hakk'a yalvarmalıyız. Çünkü niyeti bozmak için herhangi bir iyi iş yapılınca, o iyi işin niyetine bir şeyler bırakabilmek için Allah Azze ve Celle dedi ki, buyurdu ki, şeytan o kadar hırslıdır ki, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَب۪يٍ, bizim gönderdiğimiz herhangi bir Resul yahut Nebi yok ki, اِلَّا اِذَا تَمَنَّا, o bir şeyi yapmaya niyet ettiğinde, اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَتِهِ, şeytan gelir onun o niyetine bir şeyler bırakmaya çalışır. İfsad etmek, bozmak için, onu değersizleştirmek, Allah için olan boyutunu kirletmek için. Ama kul Allah'a sığınır. Şeytanın bulaştırmaya çalıştığı bu kötü düşünceyi beğenmez. Hayır, ben bunu Allah için yapmak istiyorum, nereden de bu aklıma geldi diye o içine düşen niyetini bozmaya yönelik düşünceyi yakalar ve Allah Azze ve Celle'ye sığınırsa, Cenab-ı Hak dedi ki Allah Azze ve Celle, İlla alqa'ş-şeytanu fi umniyatihi feyensahullahu ma yulqi'ş-şeytan. Allah şeytanın o bıraktığı şeyi nesheder, temizler, hükümsüz kılar, ortadan kaldırır. Thumma yuhkimullahu ayati. Allah ayetlerini sonra ne yapar? Tahkim eder, o kişinin kalbinde sağlamlaştırır. Devam edelim. Thumma atal mescide, mescide geliyor. La yuridu illa's-salata. Namazdan gayrı bir muradı yok. O yüzden yuridu salata, namazı murad ederek mescide geliyor demedi de la yuridu illa salata, namazdan gayrı bir şeyi murad etmeksizin mescide geliyor dedi. Çünkü niyet tertemiz olmalı, diğer türlüsü kabul edilmez. La yenhezuhu illa salatu, bir ifade daha var.
devamında. Yani namaza onu teşvik eden başka bir şey yok. Tek motivasyonu var, o da namaz. Bu yolculuğunda evden veya iş yerinden camiye doğru gidişinde sadece namazı murad etmiş. Bunu da bir kimse ancak kendisi bilebilir. Cenab-ı Hak dedi ki, belil insanu ala nefsihi basira. İnsan kendisine tanıktır. İnsan kendi durumunu gayet iyi bilir. Başka hesapları varsa, başka düşünceleri varsa bunu en iyi kendisi teşhis eder. Ve bu yolculuk, yani niyetin aklaştırılması, niyetin saflaştırılması süreci, kulun Allah Azze ve Celle'ye sığındığı, onun inayetiyle, yardımıyla berraklaştırdığı diyelim, temizlediği diyelim bir süreçtir. Ve kendisinin yaşadığı bir süreçtir. Lem yahtu hutvaten, bu camiye gidişinde adım atmaz ki, yani her bir adımında illa rufi'a lehu biha daracaten. Bu her bir adımına karşılık o kişinin derecesi yükseltilir. Yani camiye doğru mu gidiyor? Yoksa bu kişi göğe mi tırmanıyor? Ayırt edemezsiniz. O yükseliyor çünkü. La lem yahtu hutvaten illa rufi'a lehu biha daracatun. Her adımında bir derece yükselir. Adeta merdivendeki yükselme gibi. Cenab-ı Hak buyurdu ki, İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'uhu. O güzel kelime, o hak kelime, yani kelime-i tayyibe, La ilahe illallah, Allah Azze ve Celle'nin birliğine, kudretine ve ona kulluğumuzun gerekliliğine dair Cenab-ı Hakk'ın bize Resulünü göndererek öğrettiği İleyhi yasadul kelimut tayyib. Bu Allah Azze ve Celle'ye yükselir. Vel amelus salihu yerfa'uhu. Onu yükselten de salih ameldir. Dolayısıyla niyet ve niyetin ardından gelen o salih amel kişiyi adım adım yükseltir. Burada görüyoruz ki mescide doğru attığı her adımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükselme olarak tarif etmiş. Lem yahtu hutvaten illa rufi'a lehu biha daracatun. Böylece ameller ile insanların Allah katındaki dereceleri yükselir. Buyurdu ki Cenab-ı Hak, ve li kullin daracatun mimma amilu. Herkesin bir derecesi var. Bizim de bu dünya hayatında hepimizin bir ortalaması var. Hepimizin bir şu anda hali hazırda bir derecesi var. Kimisinin az, kimisinin biraz daha yüksek, ötekinin daha yüksek. Bu neye göre yükseliyor, azalıyor? Demin konuştuk. Namazı kıldığında biri evinde kılarsa bir puanla iktifa ediyor. Bir puana razı oluyor demektir. Bir iki mescide gidiyor. O 27 kat puan alıyor, getiriyor. Şimdi onun ortalaması daha yüksek olmaz mı? Bir iki niyetini bozarak o amelden hiçbir karşılık almıyor. Ama öteki niyetini temiz kılabilmek için Allah Azze ve Celle'ye, şeytanın içine saldığı düşüncelere karşı yalvarıyor. Niyetini tertemiz tutabilmek için uğraşıyor ki bu bir iç uğraşıdır. Şeytanın vaat ettiklerine kişi sırtını döner. Ancak Allah Azze ve Celle'nin rızasını ummayı tercih eder. Bu da o ameli sahih kılar. O amelden tam puan almasını, çok puan almasını sağlar, eğer bunu cemaatle yapıyorsa. Bunları biz her gün yaşıyoruz. Niyet ve niyete bağlı Cenab-ı Hak için amellerimiz şeytanın asla boş bırakmadığı. Çünkü o amansız bir düşmandır. Amansız düşman, ya bu ameline de ilişmeyeyim yahut bu yapmak istediği iyi şeyi de ona bırakayım demez. O madem ki innehu lekum aduvvun mubin, Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle apaçık bir düşmandır. Hepsine musallat olmak, mümkün olan her ibadeti boşa çıkarabilmek için en kestirme yolda niyeti ifsad etmek. Niyeti bozunca, çünkü geriye ne kadar dikkatli, ne kadar özenle yapılmış olursa olsun, ne kadar büyük bir ibadet olursa olsun, niyet olmayınca boşa çıktığı için o da hemen niyet dediğimiz merkeze kasteder, orayı ifsad etmeye çalışır. Allah Azze ve Celle'ye o amansız düşmandan bize emrettiği şekilde
sığınır ve ondan yardım dileriz. Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyicileri, bugün de Hadis Sohbetleri dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.